Arkadaşlar bugün dördüncü ünite olan üslü ifade ve denklemlerde önemli bir konuya geçiş yapıyoruz. Bugünkü konumuz köklü ifadeler. İlk önce köklü ifadeleri içeren denklemleri anlatacağım arkadaşlar. Kök kavramı nedir? İlk önce bir kök kavramından bahsedelim. Şimdi n pozitif sayı olsun ve 2'den büyük bir sayı olsun. X üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x sayısını a'nın n'inci dereceden kökü deniyor arkadaşlar. Burada x üzeri n eşittir a ise x buradan eşittir a kök n'inci derece arkadaşlar. Bunu nasıl bu şekilde yazdık onu göstereyim. Mesela burada ben kök n'inci dereceden alırım. Şuradaki x'ten dolayı. Eşitliğin her iki tarafını alırsam bakın şu ifade dışarı x diye çıkıyor. Bu durumda ne kaldı bakın cevap? Kök n k kaldı. Peki arkadaşlar eğer n çift sayısı şunu unutmayın. Dışarı artı eksi şekilde çıkıyor. Bunlardan birazdan bahsedeceğim sizlere. Özel olarak n eşittir 2 için şeklinde yazılır ve karekök a olarak n eşittir 3 için budur. Arkadaşlar eğer kökün derecesi yazmıyorsa unutmayın şurada aslında gözükmeyen 2 vardır. Mesela genellikle yazmayız. Biz yazmıyorsa bunu bilin ki 2'dir arkadaşlar kökün derecesi. Ama işte 3, 4, 5 ise kökün derecesi her zaman yazar arkadaşlar. Bir de şunu bilin. Ayrıca n çift sayısı diyor. X'in bir reel olması için x büyüktür. Ben anlatayım size bunu. Arkadaşlar şimdi eğer n çift sayısı, şurası n çift yazalım. Çift ise. Şunu bilmemiz lazım. Şurası, şuradaki ifade x. X büyük eşit sıfırdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bize soruyu genellikle buradan soracak. İşte bir fonksiyon verir veya bir denklem verir. Tanım kümesini sorar. Şeyi sorar veya karekök ifadesi olabilmesi için ne olur der. Bunu da unutmayın. Eğer n çiftse içi büyük eşit sıfır ama peki n tekse o zaman ne oluyor? N tekse arkadaşlar hiçbir önemi yok. X küçüktür. Sıfır veya büyüktür sıfır hakkında hiçbir bilgi vermem. Bu her türlü x burada eleman reel sayılar arkadaşlar. X burada elemandır reel sayı. X burada istediğin her sayı olabilir arkadaşlar. Burada istediğin sayıyı koy. Sıkıntı yok. Ama burada koyamazsın. Eğer kökün değerisi çift sayı ise kesinlikle içi sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Şimdi beraber sorulara bakalım. Bize bir ifade vermiş. İfadesinin gerçek sayı olmasını sağlayan çözüm kümesi nedir? Kökün derecesi ne arkadaşlar? Tek. Tekse sıkıntı yok. O zaman benim tek bildiğim şey var. Rasyonel bir ifadenin paydasının ne olmayacağını biliyorum ben. Sıfır olmayacağını biliyorum. Benim için tek önemli bu. Çünkü rasyonel ifadelerde arkadaşlar şu payda sıfırsa bu ne oluyordu? Tanımsız oluyordu, değil mi? O zaman benim aşağısını sıfır yapmamam gerekiyor. Bu da x eksi 2 eşit değildir sıfır derim. Eksi 2'yi karşıya atarım. X eşit değildir 2 arkadaşlar. X sadece buradan 2 olamıyor. Bana çözüm kümesini sormuş. Bütün sayıları alırım. Yani reel sayılar 2 hariç arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. İfadesinin gerçek sayı olmasını sağlayan a tam sayı değeri nedir? Şimdi kökün derecesi bir şey yazmıyorsa neydi arkadaşlar? 2 idi. İçerisi büyük eşit 0. A eksi 2 büyük eşit 0. Buradan da a büyük eşit nedir arkadaşlar? 2'dir. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Yine kökün derecesi 4. Bu durumda 8 eksi a büyük eşit 0'dan eksi a'yı karşıya atarım. 8 büyük eşit a'dır arkadaşlar. Bunları beraber yazabiliriz aslında. Bir de son bir denklemimize bakalım. Bu tek olduğu için kökün derecesi sadece içinin tanımsız olmasını yeterli benim için. Bu da rasyonel bir ifadeymiş. Bu durumda a eksi 4 ne olamaz arkadaşlar? 0 olamaz. Bu durumda a kaç olamaz arkadaşlar? 4 olamaz. Şimdi a 2'den büyük, 8'den küçük sayılar. Bunları bir arada da yazabilirim böyle. 8 büyük eşittir a, büyük eşit 2. Daha rahat görebilmek için. Buradan a'nın sayılarını yazalım. Hangi sayılar olabilir? Tam sayı olan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 olabilir arkadaşlar. En küçük 2 olabilir. Ama kaç olamaz? 4 olamaz. Bunu attım arkadaşlar. Bu durumda doğru cevap kaçtır? 4. 2 daha 6 tane arkadaşlar. Sorumuza devam edelim. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakın kökün değişti mesela tek içi negatif sıkıntı değil. Şimdi şunu başta bilin. Kökün içi tek olan bir ifade dışarı çekerken aynen çıkıyor. Kökün içi çiftse mutlak diye içine çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın.
Yani birazdan dar randımanda göstereceğim. Şimdi mesela 64 sayısının kökün dışına çıkılır. Bundan biraz bahsedeyim. 64 sayısının asal çarpanlarını ayır. 2'ye böldüm 32, 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Bu da ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri 6 demektir. Tamam. Ben bunu 3. dereceden yazacağım. O zaman şunu şöyle yazalım. Kökün derisi 3 eksi 2 üzeri 6. Artı. Bu zaten 4. derecen. Direkt hiç yazmama gerek yok. 4. derecen 4. Şimdi bir şey soracağım size. Ya da birazdan onu sorayım size. Şunları yazalım. 16'yı da yazalım hemen şöyle. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Bu da 2 üzeri 4 demektir. Şimdi arkadaşlar. Kökün dışına üstleri bölerek çıkartıyorum. Yani burada nasıl dışarı çıkarmışım? Eksi 2 üzeri 6 bölü 3'ten kaç çıktı? 2. Artı 4'ü 4'e böldüm 1. O zaman üstü 1. Ama dikkat et bak. Kökün derisi çiftse bu nasıl çıkıyormuş? Mutlak değer içinde çıkıyormuş. Eksi kökün derisi 2. 4'ü 2'ye böldüm. Üstleri birbirine böldüm. 2 üzeri 2. Tamam. Eksi 2 üzeri 2. Şimdi buradan işlemi yaparsam 2'nin karesi 4'tür. Önünde eksi var. Eksi 4 artı. Eksi 48 mutlaktan dışarı artı 48 diye çıkar. 2'nin karesi 4. Mutlak o zaman 4 diye dışarı çıkar. Önünde de eksi var. Eksi 4. Şimdi eksi 4. Eksi 4 daha. Eksi 8. 48'den 8 çıkartırsam buradan da doğru cevap kaç çıktı arkadaşlar? 40 çıktı. Şimdi sorumuza bakalım. İfadesi bir gerçek sayı olduğuna göre A ile X'in toplamını sormuş. İfadesi gerçek sayı olmaması için ne yapılması gerekiyor? Tabanlarının büyük eşit 0. Şimdi 3 eksi X. Ne olması gerekiyor? Büyük eşit 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan da 3 büyük eşit X'tir arkadaşlar. Eksi X'i karşıya attım. Şimdi bir de burada dördüncü şeyden. O zaman bunun için aynısını yazarım. 2x eksi 6 büyük eşit 0'dan eksi 6'yı karşı attım. Artı 6 diye geçti. 2x büyüktür 6'dan. Her tarafı 2'ye böleyim. Buradan da x büyük eşit 3 çıktı. Dikkat et. 3 x'ten büyük. X 3'ten büyük. Bir eşitlik var. X bu durumda her halükarda sadece kaç olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. Başka bir şansı yok. O zaman x'i buldum. Şimdi X'i ben yerine koyarsam A'yı bulur muyum? Bulurum. O zaman X eşittir 3'ün yazalım şuraya. Hemen çözelim. X eşittir 3 için denklemimizi çözelim. 3 eksi 3 artı 3'ün karesi 9 yazdım direkt. Artı 1 bölü 5 eksi 4. derece 3 yazarsam 3'ün karesi 2 katı 6 eksi 6. Tamam. Şimdi devam edelim. Burada kökün içi 0. 9 1 daha 10 bölü. Burada 5 var. 6'dan 6 çıkartırsam 0. 10 bölü 5. Bu da kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bu durumda A kaç çıktı arkadaşlar? 2. Bunu da yazdım. Bana sordu. Dikkat et. A'yı sormamış. A ile X'in toplamını sormuş. O zaman 2 ile 3'ü toplasam buradan doğru cevap kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Şimdi sorumuza bakalım. 2 bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabın diyor. Alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise yarım metre şeklindedir. Buzdolabın üst bölmesi üzerine bir sanırsam uğur böceği konmuş. Süs eşyasıymış. Buna göre yapıştırılan süs eşyasının yerden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bu uğur böceği boyutu 2 metreden kısa değil mi? 2 metre tam şurası. 2 metreden az. Tamam. Uğur böceğin şu yerden olan yüksekliğini x desem. 2 metreden kısa mı? Evet. O zaman x küçüktür 2. Nereden büyük? Düşünelim. Nereden büyük? 1,5 metreden büyük. Küçüktür. 1,5 metre küçüktür x'ten. O da küçüktür 2'den. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Bu ifadeleri hangisi olabilir diyor. Şimdi tek tek bakalım. Kök 7 zaten kök 4'ten bile büyük 2'den. 2 ne demek arkadaşlar? Kök 4 demek. 1,5 aşağı yukarı 1,5 çarpı 1,5 225. O da
Kök 2,5'ten daha büyük bir şey arkadaşlar. Bakın. Kök 4'ten büyük, kök 4 ile 2,25 olasılığı olan sadece arkadaşlar 2 vardır. Hocam bunu 2,25 diye veya bunu 4 diye nasıl yazdınız arkadaşlar? 2 ne demek? Kök 4'tür. Çünkü kökün içi 4 olur arkadaşlar. Buradan 252'dir. Böldüğümü çıkar. 1,5 karesini alalım. Şimdi mesela bir sayıyı kökün içi alırken arkadaşlar karekök olarak girer. Mesela A sayısı kökün içine A kare olarak girer. Veya B sayısı kökün içine B kare olarak girer. Şimdi 1,5 karesi. 1,5 karesi 2,25'tir arkadaşlar. Yani 2 tam %25. O zaman bu kökün içine nasıl girermiş arkadaşlar 1,5? 2,25 diye girermiş. O yüzden buraya yazdım. Şimdi sorumuza bakalım. Bize A negatif sayı demiş. B pozitif sayı olmak üzere demiş. İfadesinin eşiti nedir demiş. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Üstü çift olanları dışarı mutlakla çıkartacağım. Normalleri aynen çıkartacağım. Bak üstü çift. Bir şey yazmıyorsa 2. O zaman bu nasıl dışarı çıktı? 2 2'ye böldüm 1. Buradan mutlaka. Şuradaki eksiği koydum. Bu direkt 3 olduğu için direkt aynen dışarı çıktı. Çünkü üstte de 3 var. 3'ü 3'e böldüm. Şöyle eksi b yazalım. Bu parantez yazdım arkadaşlar buna. Şimdi bunu şeylerden hatırlayalım. Böyle çarpanları mı veya cebirsel ifadelerden hatırlayalım. Bu a eksi b'nin parantez karesi demek değil mi? Bunu düşündüğünde üstünde de 2 var. 2'yi 2'ye böldüm. 1 dışarı çıktı. O zaman burada a eksi. Peki hocam burası 2 olduğu için ben bunu mutlakla çıkartmayacağım mı? Evet mutlakla çıkartacaksın. Şimdi arkadaşlar mutlaklı çıkanları şuradaki verileri kullanarak işlemimizi yapacağız. Şuradaki 2 eksi 1'ini başta artı yapar. Şunu yazalım. Ardından işlemlerime geçelim. Şimdi mutlaka A burada negatif bir sayıydı. Mutlaka dışarınızı çıkar önüne eksi alır. Eksi A. Burada B var. Şimdi A negatif bir sayı. B pozitif. Burası her türlü negatif çıkmaz mı? Çıkar. O zaman burası negatif çıkacaksa ne yapacağım? Bunların önüne eksi alarak yazacağım. A işaret artıydı. Ne oldu? Eksi A. Eksi B işareti eksiydi. Ne olur? Artı B olur. Eksi A. Eksi A da eksi 2A. B, B daha 2B arkadaşlar. Doğru cevap budur. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Sorun çok benzer. Bakın. Tek olduğu için 5'i 5'e böldüm 1. O zaman direkt dışarı çıkartıyorum. Eksi A. Çift olduğu için mutlak diğer içine çıkartacağım. 4'ü 4'e böldüm. 1. O zaman direkt dışarı çıkartıyorum. Eksi mutlak B. Artı 6'ya 6'ya böldüm 1. O zaman direkt çıkıyor. Bakın çift olduğu için mutlak B eksi A'dır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın B bir negatif sayıydı. O zaman önüne ne alacak? Eksi alacak. Tamam. Yazalım. Eksi A. Şuradaki eksi vardı. Bir de bu eksi B diye çıktı. Şimdi buraya karar verelim. Mesela bakın B burada eksi 1. A eksi 2 olsun. O zaman burası içerisi pozitif olmaz mı? Pozitif olur. O zaman bu dışarınız çıkar. Aynen çıkar. Şimdi şuradaki 2 eksi 1'ini artı yaptı. Artı B eksi A. B ile B'nin toplamı 2B. Eksi A ile eksi A'nın toplamı eksi 2A'dır arkadaşlar. Doğru cevap budur o zaman. Şimdi sorumuza bakalım. İfadesi olduğuna göre demiş x eksi y kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi ikinci decen kök dışarı dikkatli ol mutlakla çıkartacağız. 2 2'ye bölüm 1 o zaman direkt dışarı çıkıyor. Mutlaklı şekilde çıkartayım. Bu durumda x nedir arkadaşlar? Mutlak içinde kök 3 eksi 2. Tamam. Y'yi bulalım şimdi. Y nasıl? Tek. O zaman direkt dışarı çıktı. 5'e 5'e böldüm. 1. Direkt dışarı çıkıyor. Mutlak dilerini almam arkadaşlar. Kök 3 eksi 1 diye çıkıyor. İlk önce şunu düşünelim. Bak şimdi. 2. 2 mi daha büyük? Kök 3 mü daha büyük? Buna karar verelim. 2. Arkadaşlar kök 4 demek değil miydi? Bakalım. 2. Kökün içine karesi olarak yazıyor. Karesi nedir? 2 çarpı 2'den kök 4 demekti. Kök 3 mü daha büyüktür? Kök 4 mü daha büyüktür? Tabii ki kök 4 daha büyüktür. Bu durumda kök 3'ten kök 4 çıkartırsam negatif bir sayı elde ederim. O zaman bunun her tarafını eksiyle çarparak çıkartayım. Bu nasıl çıkar o zaman? Eksi kök 3 artı 2 diye çıktı. Bu adam da kök 3 eksi 1 diye çıktı. Şimdi benden ne istiyor? X eksi y diyor. Tamam bunu yazalım o zaman x kısmına. Eksi kök 3 artı 2. Bu ifadeyi çıkarmamı istemiş. Eksi kök 3 eksi 1. Özür dilerim. Artı kök 3 eksi 1. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi eksiyi dağıtarak yazacağım arkadaşlar içerisine.
Tamam. İşaretleri değişecek yani. Bu artı kök 3 ne olur? Eksi kök 3 olur. Eksi 1 ne olur? Artı 1 olur. İşlemi yaparsam eksi kök 3, eksi kök 3 daha. Eksi 2 kök 3. 2, 1 daha. Artı 3'tür arkadaşlar. Doğru cevap eksi 2 kök 3 artı 3'tür. Şimdi soruya bakalım. X pozitif gerçek sayısı demiş. A ve B birer tam sayı olmak üzere ve B de 1 olmak üzere demiş. Tamam, birden büyük olmak üzere. Arkadaşlar ne diyorum size? Üstlerini bölerek çıkartıyoruz. Bakın. O zaman bu dışarı nasıl çıkıyor? 2 üzerinde 2 bölü 3. Biz bu zamana kadar ne yaptık? Mesela direkt dışarı çıkarttığımızda 3 olsun burası. Burası 4 olsun. Burası 4 olsun. Biz bunu dışarı nasıl çıkarttık? 3 diye çıkarttık. Ama aslında şundan dolayı 3 üzeri 4 bölü 4'ten dolayı. 4 bölü 4 nedir? 3 üzeri 1'dir. 3 üzeri 1 nedir? 3'tür. Bundan dolayı direkt 3 yazdık arkadaşlar. Dikkat edelim. Bakın. Mesela sana bu sefer tersten de verelim. 2 üzeri 1 bölü 5. Bu ne demektir? 2'nin üstü 1'dir. 5. şeyden. Buna dikkat edelim. Tersten de verebilir. Şimdi sorumuza bakalım. Olduğuna göre demiş. İfadesinin değeri nedir demiş arkadaşlar. Bize bir köklü ifadenin değerini sormuş. İlk önce 64 2 üzeri kaç? Şunu hesaplayalım şurada bakalım. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Buradan kaç çıktı arkadaşlar? 2 üzeri 6 çıktı. O zaman yazalım. 2 üzeri x eksi 2 mutlak için üstünde 2 üzeri 6. Şimdi ben bu ifadeyi nasıl yazarım? Bunun üstünde görünmeyen ne var arkadaşlar? Şurası ne? 2'dir. Tamam. Bu ifade dışarı nasıl çıkar? 2 üzeri x eksi 2 bölü 2 eşittir 2 üzeri 6. Evet. O zaman üstler birbirleri nedir arkadaşlar? Eşittir. Tabanlar aynısı. Üstler birbirine eşittir. Burada devamını getirelim. X eksi 2 bölü 2 eşittir 6 arkadaşlar. Tamam. Tabanında 1 var. İşler dışarı yapalım. Bunu 1 ile çarpsam bir şey değişmez. X eksi 2 eşittir. 2 ile de 6'yı çarparım. 12. Eksi 2 karşıya atarım arkadaşlar. Buradan x kaç çıktı arkadaşlar? 2, 12 daha 14 çıktı. X 14 buldum. Şimdi rengimizi değiştirelim ve soru köküne bakalım. Bize burada bu ifadede x'in yerine kaç yazıyor? 14 yazıyor. O zaman sorumuzu yazalım. Dördüncü derecede 3 üzeri x'in yerine 14 yazarsam 14 artı 2. Buradan 4. dereceden 3 üzeri 16 değil mi arkadaşlar? Tamam. Bu dışarı nasıl çıkar? 3 üzeri 16 bölü 4 diye dışarı çıkar. 16'yı 4'e bölersem nedir? 3 üzeri 4'tür arkadaşlar. Doğru cevabı. O da nedir? 3 üzeri 4 nedir arkadaşlar? Onu da açalım. Bazen bize daha da açık şekilde isteyebilir. 3 üzeri 4 de 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 3 çarpı 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81'dir arkadaşlar. Hangisini istiyorsa onu işaretlersin. Şimdi sorumuza bakalım. Bu sefer bize tersten sormuş. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 8 nedir? Başta şurada hemen 8'i yazalım. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 8 2 üzeri 3 demekmiş. Tamam, o zaman buraya 2 üzeri 3 yazayım. Ben bunu 5. dereceden kökünü alsam. Nasıl yazarım? Şöyle yazmaz mıyım şimdi? Soldakini aynen yazalım. 3 eşittir. Bu da 5. dereceden yazmış olsam. Dışarı çık mesela. Burası 2 üzeri 15 olmaz mı? Olur. Niye hocam? Bak 2 üzeri 15 bölü 5 nedir? 2 üzeri 3'tür değil mi? Tersini düşünüyorum. Bu şekilde yazılmış olsa 2 üzeri 15'i 5'e bölersem anca 2 üzeri 3 elde ederim. Tamam. Bakın üstler aynı. Bu sefer ne olacak? Tabanları birbiriyle aynı yapacağım. Peki ben bu ifadeyi şu üstü 3'e bunu da üstünü 3 haline getireyim. Nasıl getiririm? Şunu 2 üzeri 15 şöyle 2 üzeri 5 üzeri 2 üzeri 3 de yazabilir miyim? Yazabilirim. 2 üzeri 5 nedir arkadaşlar? 32'dir. Tamam. O zaman son durumda şuraya hemen son durumumuzu yazalım. 5 7x eksi 10 3 eşittir. Şurası 5 2 üzeri 5 32 üst 3. O zaman tabanlar birbiriyle aynıdır. O zaman eşitleyelim. 7x eksi 10 eşittir 32. Eksi 10 karşıya artı 10 diye geçti. 7x eşittir 42. Her tarafı 7'ye bölersem x eşittir 42 7'ye bölersem arkadaşlar 6'dır. Doğru cevap buradan 6. Şimdi ÖSYM'nin sorduğuna bakarım. Bize bir ifade verilmiş. X kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi böyle bir soruda aklımıza ne gelir? Şimdi
Bu taraf köklü, bu taraf köksüz. O zaman ne yapalım? İki tarafın da kökünü alalım ki köklerden kurtulalım. Tamam. Yani nasıl alacağım iki tarafın da kökünü? Şurasının karesini alırsın, şurasının karesini alırsın ki kurtul. Şimdi bu ifadenin karesini aldığında ayrı ayrı karesini alıyorsun. Bir üstün, bir altın. Bunun karesini aldığında kökten kurtuldun. Burada ne kaldı? 2 eksi 2x kaldı. Bu aşağıda ne kaldı? Buradan yanına gitti. 3 artı 3x kaldı. Şimdi bu ifadenin karesini alalım. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. Tamam. Ardından ne yapacağım bunlarda arkadaşlar? İşler, dışlar yapacağız. Şu şekilde. 4 ile 2 eksi 2x'i çarpacağım. 1 ile 3 artı 3x'i çarpacağım. 4 ile 2'yi çarparsam 8. 4 ile eksi 2x çarparsam eksi 8x. Eşittir 1 çarpı 3. 3 artı 3x. Şimdi eksi 8x'i bu tarafa atayım. 3'ü buraya atayım. 8'den 3 çıktı. 5 eşittir 11x. Her tarafı 11'e bölersem x buradan kaç çıktı arkadaşlar? 5 bölü 11 çıktı. Şimdi soruya bakalım. İfadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bu sorular direkt basit şekilde çözülüyor. Bunun uzun yolu var. İstiyorsanız uzun yolunu göstereyim size. X'e burada 77 diyorum. X eşittir 77 olsun düşün. Ardından bunların ikisini de x cinsinden yazıyorum ve oradan da doğru cevap çıkıyor. Onu bir göstereyim size isterseniz başta. Sonra basit bir yol göstereceğim size. Hocam burada x'e niye 77 dediniz? Çünkü arkadaşlar bu iki ifadenin tam ortasındaki sayı kaçtır? 77. Tamam. X eşittir 77 olsun. Ben bunu 77'den kaç çıkartırım? X'ten kaç çıkartırım? 3. O zaman x eksi 3. X artı 3 diye yazdım. 80'i de x artı 3 diye yazdım. Tamam. Burada ne var? Artı 9 var. Kök içinde. Şimdi şunu dağıtalım. Buradan dağıtınca ne çıktı arkadaşlar? X kare artı eksi 9 çıktı. Burada da artı 9'um var. Güzel. Eksi 9 artı 9 birbirini götürdü. Bakın ne olacağı? X kare oldu. E bu da dışarınız çıkar. X diye çıkar. E benim x'im kaçtı? 77. Doğru cevap 77. Arkadaşlar şimdi size daha basit bir yol göstereceğim. Hiç bunları uğraşmaya gerek yok. Bunun ortasındaki sayı kaç? 77. O zaman doğru cevap nedir? Direkt 77. Hiç uğraşma. Yani şu yandaki sayı zaten ona denk getirecek şekilde yazarlar. Yandaki sayıyla senin işin yok. Ortadaki sayı kaç? O. Tamam, cevap çıktı. Bazen burada kafa karıştırmak için şunu yaparlar. Şöyle verirler. Şurada bir ifade verirler. Şimdi bak. Sen buradaki ifadeyi dışarı çıkarttın. Tamam. Ortasındaki sayı dışarı çıktı. Sonra bu ifadenin bir kez de karekökünü alıyorsun. Mesela ortasındaki sayı kaç olsun arkadaşlar? 4 olsun diyelim. İşte burada iki sayı var. Ortaları 4. Bu dışarı nasıl çıkıyor? 4 diye çıkıyor. Burada da mutlak 4'ün kökünü alıyorsun. Dışarı 2 diye çıkıyor. Dikkat et. Bazen kökün içine kök sorabiliyorlar. Direkt ortasındakini al işaretli arkadaşlar. Tek bir tane varsa. Şimdi bak. Dördüncü dereceden. Hiç kafanı karıştırma. Ben bu dördüncü dereceden şu şekilde ayırabilir miyim? İkinci dereceden. İkinci dereceden. Bu şekilde ayırabiliyorum arkadaşlar. Şu köklerin dereceleri birbirine çarparsam 4 oluyor. Hem bunu öğrenmiş olduk. Şimdi içeride şu ifade var, değil mi? 252 çarpı 260 artı 16. Ben size ne dedim? Bunlarla hiç uğraşmayın. Ortasındaki sayı kaçtır arkadaşlar? Bu iki sayının 256. O zaman bu ifade. Dur, kalemin rengini değiştireyim, daha güzel olacak. Şu ifade arkadaşlar kaç diye dışarı çıktı? 256 dışarı çıktı. Tamam, yazayım o zaman 256'yı. Ortasındaki sayı çünkü cevabı. Tamam. Ama bir daha kök var. Dikkat. Çünkü kökün derecesi 4 olduğu için iki kök halini yazdım. Peki. Bunu dışarı nasıl çıkarım? Hemen 256'yı aklıma gelmedi burada. Kaçın karesi olduğunu mesela. O zaman bu şekilde ikiye böleceksin. İkiye bölersem 128. İkiye bölersem 64. İkiye bölersem 32. İkiye bölersem 16. İkiye bölersem 8. İkiye bölersem 4. İkiye bölersem 2. İkiye bölersem 1. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne demekmiş? 2 üzeri 8'in ikinci kuvveti. Bunu dışarı nasıl çıkartırım? 2 üzeri 8 bölü 2. Bu da 2 üzeri 4'tür. Bu da ne demektir arkadaşlar? 16'dır. Hangisi varsa işaretlersin. Sakin ol. Soruyu doğru yapacaksın zaten. Evet, şimdi diğer sorumuza bakalım. Bize bir soru verilmiş. İşlem sonucu ne demiş? Arkadaşlar burada yapmamız gereken şudur.
Şu verilen bize ifadelerin hepsini rasyonel olarak yazıyorsun. Kökün derecesini yazalım. Şimdi burada kökün derecesi 3. Bu nasıl yazarsın? 27 bölü. Virgülden sonra kaç tane sayı var? 3 tane. O zaman 3 tane 0 attım. Eksi. İfadeyi yazalım. 1 bölü 1 artı 9 bölü 100 ama kökün derecesi 2. Dikkat et. Şuna bakalım. 1 bölü 100 eksi 64 bölü 1000 kaçı diyeceğim? 3'ünü diyeceğim. Şimdi tek tek çıkartalım. Bakın 27 3, dışarı 3'te nasıl çıkar arkadaşlar? 3 diye çıkar. Tamam. 1000 3'ünü diyeceğim nasıl dışarı çıkar? Aklına gelmedi. Bakın arkadaşlar 1000 10 üzeri 3 demek. Burada da üst var. 3'ü 3'e bölersem 10 diye dışarı çıktı. Eksi. 1000 dışarı 10 diye çıktı. Burada diyor 1 zaten 1 diye dışarı çıktı. Artı. 9 dışarı 3 diye çıktı. Çünkü niye bu karesi? 3'ün karesi bu. Bu 10'un karesi. Dışarı 3 diye çıktı. Bu 10 diye dışarı çıktı. Bölü. Şimdi 1 dışarı 1 diye dışarı çıktı. 100 dışarı 10 diye çıktı. 1000 3. kökten dışarı 10 diye çıktı. 64 4'ün küpüdür arkadaşlar. Bu da 3 diye çıktı. Pardon 4 diye dışarı çıktı. İşlem hatası yapmayalım. Devamını getirelim şimdi bakın. 3, 3 daha 6, 1 çıkartırsam 5 bölü 10. 1'den 4 çıkartırsam eksi 3 bölü 10 çıktı buradan da. Ne yapacağım? Ters çevir çarpacağım. Tamam. Üst tarafı aynen yazdım. Aşağıdaki sayıyı ters çevir çarptım. Onlar birbirini götürdü. 5 bölü eksi 3'tür arkadaşlar. Doğru cevap. Şimdi sorumuza bakalım. Bize bir kısım verilmiş. O zaman yazalım. İlk önce 16. 4 tane 0 var. Eksi. 25 bölü 100. Eksi. 64 bölü 1000. Kaçıncı dereceden? 3. dereceden. Bu ne demektir? 4 bölü 100. Eksi. 3. dereceden 27 bölü 1000. Şimdi tek tek işlemleri yapalım. Arkadaşlar bu 4. dereceden 16. 2 üzeri 4 demek mi? Bu da 4'ü 4'e bölersem kaç diye dışarı çıktı? 2 diye çıktı. Tamam yazalım. 1000 10 üzeri özür dilerim burada 4 tane 0 var. Bak virgülden sonra 4 sayı var. O zaman 4 tane 0 koymam lazım. 10.000 10 üzeri 4 demek. 4'e bölersem burada 10 diye çıktı. 25, 5'in karesi 2'ye bölersem 5 diye çıktı. 100 dışarı 10 diye çıktı. 64, 4 üzeri 3 demek. 4 diye çıktı. 1000 dışarı 10 diye çıktı. 4 dışarı 2 diye çıktı. 100 dışarı 10 diye çıktı. Eksi. 27 dışarı 3 diye çıktı. 1000 dışarı 10 diye çıktı. Şimdi. 2'den 5 çıkarsa eksi 3, 4 çıkarsa eksi 7 bölü 10. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 bölü 10 çıktı arkadaşlar. Devamını getiriyorum. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Ters çevirip çarpmamız lazım. O zaman ters çevirip çarpalım arkadaşlar. Onlar birbirini götürür. Eksiler birbirini götürür. Buradan doğru cevap ne çıktı arkadaşlar? 7 çıktı. O zaman doğru cevabımız kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Evet arkadaşlar bu bizim son sorumuzdu. Bugün de öğrendik. Bugün köklü derecelerde eğer kökün derecesi çiftse arkadaşlar mutlak derece çıktığını veya kökün derecesinin tekti direkt çıktığını bunun dışında en önemlisi bana göre en önemlisi arkadaşlar. Yani eğer kökün derecesi çiftse kesinlikle içini büyük eşit sıfır olarak almamız gerektiğini öğrendiniz. Buradan bir soru bekliyorum arkadaşlar. Buradan 1-2 yıldır böyle tam sorup sormama arasındalar. Tam olarak randevanlı şekilde sormuyorlar arkadaşlar.
O yüzden buradan bir soru bekliyorum. Bir sonraki dersimizde köklü ifadelerde çarpmadan başlayalım arkadaşlar. Daha da güzel, daha detaylı işleyeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.